Herkese mutlu sabahlar. Her sabah olduğu gibi yine bu sabah da sizlerle birlikteyiz. Ben Muzaffer Alemdar, ekip arkadaşım Sinem Bozdemir'le birlikte yine sizlere egzersizlerinizi yaptıracağız. Bu egzersizlerle birlikte daha dayanıklı olacaksınız. Kondisyon seviyeniz gelişecek ve kendinizi hiç olmadığınız kadar mutlu hissedeceksiniz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım o halde. Yavaşça kaldıralım ısınma hareketleriyle. Bugün sizlerle pilates yapacağız. Nefes alalım ve kaldırırken verelim. Yavaşça yapalım. Eşinizi, çocuklarınızı, komşularınızı uyandırabilirsiniz. Çünkü herkes spor yapsın. Yavaşça indirin ve tekrar kaldırın. Yavaşça yana doğru iyice uzat ve tekrar iyice diğer tarafa doğru. Bunu yaparken nefes ver ve gülümse. Evet, hareketleri yaparken hep söylüyorum, gülersek, gülümsersek daha fazla kalori yakarız. Kaslarımız daha çok gelişir ve daha pozitif olmuş oluruz. Yavaşça bir kere daha yapalım Sinem, çok güzel. Bıraktık. Şimdi ayak parmağımıza doğru uzandık ve yavaşça kalkıyoruz. Tekrar indirdik. Bakın ayak parmağınıza değemiyorsanız dizinize kadar da eğilebilirsiniz. Böyle yavaşça, bakın bu kadar. İki kere daha yapalım. Nefes aldık. Burada belimizdeki kaslar çalışıyor ve esniyor. Ve yavaşça bıraktık. Şimdi kollarımızı ileriye doğru uzatıyoruz. İleride. Yavaşça ayak parmağımıza doğru kalkarken nefes veriyoruz. Ve göğsünüzü iyice ileriye doğru uzatın. Burada arkada kürek kemiklerinizi sıkıştırmaya çalışın. Ve göğsünüzdeki kaslar gelirsin. Bu göğsünüzdeki kasların gerilmesi özellikle gergin oluyor ve burada kambur vaziyette duruyorsunuz. Buradaki kaslar gerildiği zaman bu problemden kurtulabilirsiniz. O yüzden bu hareket önemli. Ve bekledik. Yavaşça bırakıyoruz. Ellerimizi birleştirdik. Yavaşça döndürelim. Bilek kaslarımız da bizim için çok önemli. Çünkü pilateste elimizde destek olarak hareketler yapacağız. Buradaki kasları da mutlaka her egzersizde siz de yaparsanız sahilde ya da evde esnetmeye çalışın. Şimdi tam tersi. Evet. Artık tam tersini doğru yapabiliyoruz. Güzel. Biraz daha yapalım. Ve bıraktık. Yavaşça. Şimdi. Burada avuç içlerimiz hep karşıda olacak. Ve yumruğumuzu sıkalım. Parmağımız da hep yanları gösterecek. Burada omuz eklemimizi geriye doğru atıyorum. Geriye doğru uzattım. Buradan yavaşça parmaklarınızı değdirmeye çalışın. Ve tekrar indirin. Kaldırırken nefes verin. Ve bunu yaparken bu şekilde yapmayın. Bakın bu şekilde uzatmaya çalışmayın. Omuz ekleminiz sabit olsun. Stabil. Ve burada kaldırırken nefes verin. Burada çalışan kas grubunuz bu omuz kas grubunuz ve arkadaki kürek kemiğinizin arkasındaki kaslar. Orayı hareketi yaparken oradaki kasları hissedin. Bunu iki kere daha yapalım. Bugün ofiste oturanlar, ev işleri yapanlar için genellikle burada ağrılar ve baskılar oluyor. Buradaki kaslar gergin. Bunları nasıl kuvvetleneceğimizi öğreneceğiz ve yerde pilates hareketleri yapacağız. Bu hareketler bizim için gerçekten çok önemli. Bunları aklınızda tutun. Gün içinde siz yine yapabilirsiniz. Komşularınıza gösterebilirsiniz. Ve yavaşça bıraktık. Şimdi kollarımı yine yavaşça öne doğru uzatıyorum. Baş parmağım hep yukarıda olacak. Buradan gösteriyorum. Bakın omuz eklemim ileride ya şu an. Bunu yavaşça geriye doğru çekiyorum, sabitliyorum. Buradan bu açıyı hiç bozmayacağız hareket boyunca. Yavaşça yana doğru açıyorum. Buradan geriye doğru kaldırıyorum bu sefer. V gibi düşünün. Kaldırırken nefes verin. Ve omuz ekleminizi ileriye uzatmayın. En çok yapılan hatalardan birisi bu. Omuz ekleminizi ileriye uzatırsanız daha az kas grubunuz çalışır. Şu an tam anlamıyla omuz kaslarınız devrede. Ve sırtınızı hissedin. Yani omuzunuzun arkasındaki kas grubunu hissedin. Ve her kaldırışta mutlaka nefes verin. Çok güzel. Hissediyor musun Sinem? Hissediyorum. Çok güzel. Buradaki kaslar bizi biraz önce de söylemiş olduğum gibi öne doğru eğimli olmamızı engelleyecek ve bekledik. Şimdi yavaşça aşağı doğru indiriyorum. Omuzlarımı geriye doğru yuvarlıyorum. Bunu ayakta duramıyorsak, ayakta durmakta zorlanıyorsak oturarak sandalyede de yapabiliriz. Yavaşça çekelim. Mesela benim anneannem bu hareketleri oturarak evde sandalyede yapıyor. Çünkü ayakta durduğu zaman zorlanıyor. Yavaşça bıraktık. Şimdi kollarımı öne doğru kaldırıyorum.
yana doğru açtım ve avuç içim hep ileride. Polis bize teslim ol dediği duruştayız. Aynı filmlerden izlediğimiz gibi. Bu pozisyon hep aklınızda kalsın. Bakın buradan avuç içinizi aşağı doğru indiriyorsunuz ve tekrar yukarıya doğru. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bakın aşağı doğru indirdiğim, geriye doğru iterken kürek kemiğinizin oradaki kasları hissetmeye çalışın. Buradaki kasları. Evet. Şimdi daha alttaki kas gruplarını çalıştırıyoruz. Biraz önce biraz daha üstü. Şimdi yavaş yavaş alta ineceğiz. Burayı hissediyor musun Sinem? Evet. Harika. Bunları 10-15 tekrar yapacağız. Yavaşça arkadaki sırtındaki kasları hisset ve bekle. Şimdi omuzun önde değil, kapamıyorsun kendini. Buradan yavaşça kollarını birleştir, dirseklerini. Dirsek açın hep 90 derece ve tekrar aç. Açarken göğsünü ona doğru uzat ve arkada yine kürek kemiklerini sıkıştığını hisset. Ve tekrar kapa. Bunu her yapışta nefes ver. Tekrar nefes al ve tekrar her yapışta nefes ver. Ve pilateste de şu çok önemli. Her harekette sonunda mutlaka nefes vermeye çalışın. Yani açarken nefes veriyoruz. Nefesi değil. Yani mum üfler gibi değil. Soğukta elimizi ısıtır gibi nefes veriyoruz. Evet. Ve tekrar açtık ve burada bekliyoruz. Buraları hissediyorsun değil mi Sinan? Hissediyorum. Evet, bugün hep hissediyorsun. Evet. Güzel. Burada bekledik. Şimdi buradan yavaşça yukarıya doğru uzat. Yine omuz eklemini ileriye doğru itmiyorsun. Tekrar aşağı. Buradan tekrar. Bunu yaparken bir şeye dikkat edin. Dümdüz yukarıya değil de geriye doğru biraz kollarını uzatmaya çalış. Geriye doğru. Evet. Tam kafanın üstüne değil de hafif geriye doğru uzatırsan daha farklı açıdan daha farklı kas grupların çalışacak. Bu hareketi de 4 kere yapıyoruz ve her kaldırışta mutlaka nefes verin. Nefes vermeyi unutmayın. Çok güzel Sina. Terliyoruz bu arada. Hem konuşup hem spor yapmak biraz zor olsa gerek. Yavaşça kaldırdık ve iyice uzatıyoruz kendinizi. İyice uzatın. Sanki birileri buradan sizi çekiyormuş gibi düşünün. Buradan buradaki kürek kemiğinizi bu sefer yukarıya doğru itin. Bakın burası yukarıya doğru çıkıyor. Şimdi Sinem aşağı doğru indirebilir misin kürek kemiğini? Bakın. Şimdi hareketi bir daha gösteriyorum. Bu pozisyonu yapın. Tekrar indirin ve kaldırırken nefes verin. Buradaki kaslarınızın uzadığını hissedin. Aynen. Buradaki kasları çalıştırmayı genellikle hepimiz ihmal ediyoruz. Lütfen bunları yapın. Daha sağlıklı olacağınızı fark edeceksiniz. Daha dik duracağınızı. Ve yavaşça bıraktık. Nefes verebilirsiniz. Şimdi buradaki kasları zorladık. Biraz dinlenin. Su içebilirsiniz. Bizler de şimdi minderde hareketlerimizi yapacağız. Şimdi minderlerimizi aldık. Siz de havlularınızı serebilirsiniz. Ya da yanınızda minder varsa bizim gibi açabilirsiniz. Pilates yapacağız. Yavaşça aşağı doğru omurlarımızı teker teker boyundan başlayarak en son belimizdeki omur bükülecek şekilde ayak parmaklarınıza doğru uzatın ve tekrar belinizden başlayarak yavaşça omurlarınızı teker teker kaldırın. En son boynunuzdaki omur düzelecek. Tekrar yavaş yavaş boyundan başlıyoruz. Ben buradan göstereyim. Boyundan başladık teker teker. Belinizdeki omur en son bükülen yer oldu. Şimdi belinizdeki omurdan bakın yavaş evet en son boynunuzdaki omur. Bunu bir kere daha yapabilir misin Sina? Yavaş boyundan başladık bakın. Bu omur kaslarınızı rahatlatacak biraz sonraki hareketler için ve yavaşça kalkıyoruz. Evet teker 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 teker. Evet çok güzel. Buradayız. Şimdi yavaşça aşağı doğru iniyoruz. Evet. Ellerimiz tam burada. Güzel. Bakın. Omuz açımla kol açım eşit olacak burada. Yani kapalı ya da açık değil bu şekilde. Hep omuz genişliğinde, bacakların da omuz genişliğinde olsun. Şimdi burada duruyorum. Kalçamı böyle geriye doğru uzatmayacağım. Omurlarımız hep düz. Yani bu şekilde. Ama kamburda olmuyorum. Bakın bu değil, geride değil, bu da değil. Doğal pozisyondayım. Buradan şuna çok dikkat edin. Yavaşça sol kolunuzu yavaşça
Bir santim kaldırın. Bakın bir santim kaldırdınız. Burada karın kaslarınıza odaklanın. Siz yapa durun, ben yanlışı göstereceğim. Bunu bu şekilde yapmayın. Sadece bir santim, yarım santim kalkacak şekilde elinizi yukarıya doğru kaldırın. Burada karın kasınıza odaklanın. Sinem, evet. Burada karın kaslarınız devrede olacak. Yani kuvveti, dengeyi karın kaslarınızda toplamaya çalışın. Ve bu tam bir santim. Omuz eklemeniz yukarıda değil. Şimdi buradan diğer bacağınızı kaldıracaksınız. Diğer bacağını, dizini çok hafif kaldır. Yine bir santim. Bakın burada yine bir santim ve yine burada bir santim kalkacak şekilde. Burada yine karın kaslarına odaklan. Dengeyi karın kaslarında tutmaya, orada ortada tutmaya çalış. Şu an karın kasların devrede. Nefesini hiç tutma. Şu an karın kaslarınızı hissediyorsunuz. Mekik çekmeden nasıl oluyor diye düşünürseniz buradaki kor bölgeniz devrede. Yavaşça bekleyin. Şimdi buradan yavaşça iki hem bacağınızı hem kolunuzu yukarı kaldırın, karşıya bakmadan dümdüz durun ve bekleyin. Dengede tekrar indirin. Yavaşça yine aynı pozisyondasın, bekle. Bunu 4 kere yapacağız. Tekrar yavaşça kaldırıyoruz. Bekledik ve tekrar yavaşça indiriyoruz. Karın kasların devrede, belindeki kaslar, kalça kasları, sırt kasları. Kaç oldu Sinan? 3. 3. Şimdi son kez ve bekliyoruz. Sadece bekle. Burada dengeyi tutmaya çalış. Dengeyi karın kaslarında sağla ve bekle. Yavaşça buradan bırak ve geriye doğru yat. Çok güzel. Bu yine zorlayıcı bir egzersizdi. Aslında her geçen gün arttırıyoruz. Çünkü evet Sinem durabilirsin. Burada iyice kendinizi uzatın ve bekleyin burada. Burada yandan bana bakabilirsiniz. İyice kollarınızı uzattınız. Evet. Burada itmeye çalışın ve oturabilirsiniz yine. Güzel. Burada karın kaslarımız devredeydi. Şimdi diğer tarafı yapacağız. Biraz önce sırtımızı çalıştık. Yavaşça öne doğru uzandık. Vücudumuz, omurlarımız yine düz. Aşağı doğru bastırmayın kendinizi. Yukarıdayız. Bu sefer diğer elinizi kaldırın. Ama bu hep yine söylediğim gibi omuz hizasında olacak. Bir santim kaldırıp ve bekleyin. Burada kontrolü, dizini kaldırma şimdi Sinem. Dizin aşağıda. Bunu yere değdir. Evet, güzel. Şimdi sadece kolumuz bir santim yukarıda. Burada karın kasların devrede olsun. Yani oradaki kasları aktive etmeye çalış. Kafamız biraz aşağıda ve omurlarımız düz. Sinem yanlışı yapabilir misin? Kalçanı, evet, geriye indir. Bakın böyle değil. Şimdi yukarı kaldır. Böyle de değil. Dümdüz. Burada sanki oklava varmış gibi düşünün. Evet. Hatta çocuğunuz, eşinizden oklava alıp buraya koyabilirsiniz. Dengeyi görmek için. Bekleyin burada. Karın kaslarınız devrede. Şimdi diğer dizinizi kaldırın. Ve bekleyin. Dengeyi sağlamaya çalışın. Dengeniz hep karın kaslarında. Kor bölgesi dediğimiz bölgeyi çalışıyoruz. Burada nefesinizi hiç tutmayın. Nefes alın ve verin. Yavaşça Sinem birlikte kaldırırken nefes verebilir miyiz? İyice uzattın kendini. Tekrar aynı pozisyona geliyorsun ve bekliyorsun. Kalçan yanda değil, düz. Kaldır ve bekle. Tekrar. Harika Sinem. Çok güzel. Tekrar. Hava sıcak. O yüzden terliyoruz. Pencerelerinizi de açabilirsiniz. Klima varsa kullanmayın egzersiz yaparken. Çünkü terliyorsunuz, sırtınıza vurursa hasta olabilirsiniz. Kaç oldu Sinem? 3. Son kez. Bravo. Bekleyin burada. Yavaşça ve bıraktık. Tekrar geriye doğru uzanıyoruz ve bekliyoruz. Burada uzatın. Bu hareketi gün içinde sabah kalktığınızda da yapabilirsiniz. Bu rahatlatacaktır sizi. Elleriniz iyice ileride. Kendinizi esnetebilirsiniz. Aynen bu şekilde. Çok iyisiyle. Şimdi yavaşça doğrulduk. Evet.